Sıcak başlık demişken Reuters'ın tepki çeken bir iş ilanı yayınlamasıyla devam edelim bu saat diliminde. Reuters'ın yayınladığı bir iş ilanı var ve şu ifadeler kullanılıyor. Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarında Türkiye'yi modern, laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde idealı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Ve şu şekilde devam ediyor. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve Türk lirasının sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var şeklinde bir iş ilanı var ve bu şekilde de ifadeler kullanılmış. Bunlar doğrudan Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı hedef alan bir söz, bir ilan açıkçası. İlan görünümünde direkt hedef alınması söz konusu. Sayın Aktay, bu iş ilanını tam da bu süreçte, geçtiğimiz bu süreçte bunu nasıl okumalıyız? Reuters'ın yaptığı bu hamleyi. O da tamamen bir ifşaat gibi. Yani kendi kendini ifşa eden işte ne diyorduk bizim deyimizde şey var, onu o şekilde kullanmak da ayrı bir şey ayrımına giriyor da şecaat arz ederken sirkatini söyler onun öncesini, evet, söylememek lazım biliyorsunuz yeni şey standartlarına yok, göre yok söylemeyeyim. bir mert merdi Reuters şecaat arz ederken veya bir mesela bu ilanı bir başka gazete, başka bir ajans, başka bir haber ajansı veya başka bir firma yapıyor olsa zinhar Reuters'ın haber konusu olması gerekir. Çünkü Reuters'ın tabi olduğu ve altına imza atmış olduğu, işte zaman zaman sözcülüğünü yaptığı bir takım işte gazetecilik standartları, ilkeleri falan açısından baktığınız zaman, hele hele siyasi açıdan onun önüne herhangi bir, diyelim ki Erdoğan'la ilgili veya herhangi bir siyasi partiyle ilgili olumlu bir haber geldiği zaman onu süzgeçten geçiriyor. Yani acaba bu bir parti propagandası mıdır? Veya başka bir partiye karşı bir karalama propagandası mıdır? Bir muhalif bir propaganda mıdır diye. Bunu ayırt etmesi gerekiyor. Yani gazeteci, ben meslekte gazeteci birisi değilim. Ya. Gazeteciler var işte, Serdar var, Mustafa. Bunları daha iyi herhalde şey yaparlar, değerlendirirler ama böyle bir dil dünyanın hiçbir yerinde, hele ajans, Reuters bir ajanstır. Şimdi iyi kötü bir şekilde Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni veya işte Milat Gazetesi'nin genel yönetmeninin belli bir duruşu olduğu için onların dilinde bir miktar tarafgirlik olabilir. Ama Reuters bir şeydir, uluslararası bir ajanstır ve çok şey bir müşterileri vardır. Yani herkese haber satan birisidir ve herkese objektiflik ayakları altında haber satan bir böyle bir haber ajansının böyle bir daha işe aldığı muhabiri bu şekilde şartlı olarak alması, direkt ona yapacağı işi, takınacağı tavrı, takacağı gözlüğü, olaylara bakarken nereden, hangi siyasi duruşla bakacağını önceden kodlamış olması, önceden belirlemiş olması, neresinden bakarsanız siyasi şey gazetecilik açısından bir skandal bu. Evet. Yani Reuters böyle bir skandala şu anda imza atmış oldu. İşin bir tarafı o, ama işin bir tarafı genel olarak işte Reuters olsun, işte bir takım uluslararası haber kanallarının Türkiye'ye bakış açısını, Türkiye bakışını çok iyi resmeden bir şey bu. Yani Tayyip Erdoğan'a demek ki bu şekilde bir bakış ile bakmayı artık normalleştirmiş, satın almış durumdalar hepsi. Ve böyle bakmayı normal gibi. Neden peki? Yani Tayyip Erdoğan'ın böyle bir ayrımcılık yapmayı hak eden nasıl bir tarafı olabilir yani? Biz onlar aslında açısından bunu birçok haberde de gördük. İşte herkesin toplumsal hassasiyeti üzerinde böyle kitlendiği, merakla beklediği bazı görüntüleri uluslararası haber ajansları ve kanalları özellikle gizlediler. Ama Türkiye'ye gelince çok net bir şekilde 7/24 neredeyse canlı yayın yaptılar. Dolayısıyla orada bir tabii ki habercilik konusunda bir değerlendirmek lazım. İşte ne kadar yapabiliyorlar. Gezi hadisesinde CNN'i de gördük, şeyi de gördük. Yani bizim burada, bizim kendi Türkiye'ye yönelen teröristlere nasıl baktıklarını, halen daha Türkiye'nin maruz kaldığı terör tehdidini terör olarak görmüyorlar. Yani işte bu konu sayısız örnekler verilebilir aslında. Çok sinsice yapılan bir şey vardır onların haber dillerinde ama bu çok sinsiliğin çok fazlası bu. Yani nefret var altında. Kendilerini olabildiğince bütün çıplaklıklarıyla ortaya koymuş durumdalar. Yani ne kadar tarafkir olduklarını. Bence bu açıdan da aslında şey, yani Türkiye'ye bir koz da vermiş oldular yani. Evet.